Efendim merhabalar. Biz bu sefer Muharrem Yılmazer'le görüşüyoruz. Güven Grup matbaa sektöründe. Muharrem Yılmazer yılların tecrübesiyle beraber benim ilk üstadım. Matbaa ve reklam sektörünü kırtasiyecilikle başlayarak bize işi öğreten şahsiyet Muharrem Yılmazer. Muharrem abi diyorum çünkü abimizdir. Bizim küçüklüğümüzden beri yanındayız. Muharrem abimle bu sefer biraz samimi bir sohbet etmek istiyorum. Muharrem abi, ben seni çok iyi tanıyorum ama dışarıdaki arkadaşlarımızın, sizi tanımayanlarımızın tanıması için kendinizi bize bir tanıtır mısınız? Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Muharrem Yılmazer. 1972 Elazığ doğumluyum. Aslen Tunceli olmakla beraber Elazığ'da doğup büyüdüm. 1983 yılından beri de İstanbul'dayım. İstanbul'a geldiğimizde aspergada amcamızın yanına gelip okuduk. Okula gittik. Okul hayatımız oldu. Onda bir dükkan var. Ticaret içinde bulduk kendimizi. Çıraklıktan başlayarak mağaza sorumlusu olduk. Sonra ithalat ihracat yaptık. Cep telefonları işleri açıldığında cep telefonlarının doğuşuna şahit olduk. Sonra bir süre sonra ayrılıp kendi işimizi kurduk. Güven Grup matbaa, reklam, kırtasiye, çiçekçilik, temizlik maddeleri ve devamı da gelir inşallah. Değişik sektörlerde bugüne kadar ticari hayatımızı güven ismimiz olduğu gibi Güven Grup, güvenize layık olacağız sloganımızla yürütmeye çalıştık. Bu arada Rıza'yla da uzun süre dostluğumuzun olması demek ki bir şeyler varmış. Onda da varmış, bunda da varmış. Aşk olsun böyle dostlukları yürütebilenlere diye. Eyvallah. Eyvallah. Muharrem abi, şimdi bu sefer tabii biraz reklamasyondan kaçıyoruz. Biraz seni tanımaya çalışıyoruz. Seni diyorum çünkü abimle artık bu konuda şey yapmayacağım. Yanlış anlamayın arkadaşlar ama bu kadar samimiyet artık, bu kadar rahatlık olacak. Aslında buradaki soruların biraz farklı olacak. Mesela bugüne kadar başarmak isteyip de başaramadığın proje ne var? Neyi yapmak istiyorsun, neyi başarmak istiyorsun? Projeler çok bizde yani. Oturduğumuz yerde bir sürü proje çıkıyor. Sende de proje çok, bende de proje çok ama imkanlar dahilinde. Bazı projeler şu anki imkanlarımızı aşıyor, onları yapamıyoruz. Ama yine de ne demiş üstadlar? Gerçekçi ol, imkansız iste demişler. Yani biz gerçekçi olalım da imkansızda ufkumuz, ütopyamız olsun. İleriye dönük bir Ütopya Medya adında bir markamızla bir reklam ajansı sektörüne girmek istiyoruz. Kısa bir süre, çok uzun da değil herhalde. Komple kurumsal reklam ajansı şeklinde daha kurumsal müşterilerine daha profesyonelce hizmet vereceğimiz. Ve imalatta da, matbaa imalatı yapıyoruz şu anda. Dijital baskı sektöründe, sektörün geleceği dijitala kaydığı için biz de dijitalde geleceğin teknolojisini yakalayarak üst sıralara firmamızı taşımak istiyoruz. Şimdi hep iş iş, hep iş, hep iş ama bir film çekmek istesen adını ne koyardın, konusu ne olurdu? Yani film düşünmedim ama ne olurdu? Şimdi bana bir film teknikleri var, geliyorlar burada. 2-3 senedir adamlar film çekecekler, ben de sponsor olmuşum. Senaryolarına geçiyorlar. Manyetik alanda hep film çekecekler. Arada manyetik alanda çekiciliği vardı. Onu çekeceğiz. Olarak bir şey bulacağız diyorsunuz. Bir manyetik çekiciliği var onun. O belki çekiciliğin içine girersek film sektöründe kısmet ne olur bilemiyorum da. Peki. Filmci sensin artık. Çekersen bir rol veresin. Ya biz çekersek tamam rolün hazır da senin hayalinle gidiyoruz bu sefer. Bugüne kadar etkilendiğin en yoğun insan kimdir? Neden? Etkilendiğim en yoğun insan yani lider olarak düşünürsek Mustafa Kemal Atatürk. Ülkemizin kurucusu ve lider vasıflar olarak birçok ülkemizdeki yani konumlara oturtan ve liderlik vasıflarıyla hedef aldığımız kişi. O ama onun dışında daha gerçek hayata dönerek tabii ben yani şu anda çok fazla görüşmesek de amcamın yanında kaldım. Hissettirmeler hakkında verelim burada.
İdeoyla yani, hak etsin yani, diyoruz, hak etsin. Tabii sonuçta çok şeyler öğrendik. Nankörlük de yapmamış olalım. Ticareti ondan öğrendik. Birçok iyi yanlarını almaya çalıştım. Beğenmediğim yanları çok üzerime almamaya çalıştım ama onun etkisi var tabii. Yani ilkokuldan beri liseye, evliliğe kadar yanımda kaldı. Çalışkandı onunla. Çalışkanlığını aldım. Disiplinliydi. Böyle disiplinliliği vardı. Artı iş takipçiliği vardı. İş takipçiliği ve onun dışında ufku gelişti. Evet. Yani biz Rusya'nın dağıldığı dönemde o zaman Rusya'dan bisiklet getirmiştik buraya. Türkiye'ye ve otobüs atmıştık. Çok ileriyi gören görüşü yani, açık olan bir insandı. 90'larda kırtasiye dükkanında biz cep telefonu bayisiydi. Cep telefonu satıyorduk. Türkiye'ye yeni geldiği zamanlar. İşte Pakistan'dan top ithal etmiştik o yıllarda. Top burada getirip satmıştık. Yani o bakımdan katkıları oldu tabii. Onu da burada yad etmiş olarak her ne kadar. Peki, selam işinizle olsun. İlgili yine kısa geçmenizi isteyeceğim. Tekrardan yeni bir iş kurun deseniz, yine aynı sektöre mi gidersiniz, farklı bir sektöre gitmeyi düşünür müsünüz? Aynı sektöre gidelim. Biz yani kırtasiye de yaptığımız zaman da matbaa hep ayağımız vardı. Zaman zaman bir yere ortak olduk. İşlerimizin hep içinde vardı. Ve bu işi de seviyordum. Yani bir ürettiğinizi görüyorsunuz karşısında, bir emeğinizi karşılığı, bir emek veriyorsunuz. İşte onun grafiğinden tutun, baskısından sonra elinize aldığınız zaman bir eser gördüğünüz için o bakımdan sevdiğim bir iş. İşte biz girdiğimiz zaman böyle biraz daha cumartesi, pazar tatilleri de olan bir iş diye girdik. Ama biz halen hep çalışıyoruz cumartesi, pazar. Bizde olmuyor peki o tatiller. Yakalayamıyoruz. Bizde bir şeylik var yani, ondan çalışkanlık fazla geliyor. İş kolektif mi diyelim. Peki, başarının sırrı desek bize ne dersiniz? Başarının sırrı, bizim de sırrımız, firmamızın sırrı güven. Yani, çalışkanlık, disiplin ve gündemi takip etmek, geri kalmamak, teknolojiden geri kalmamak, açık olmak, ileri görmek, ileri olmak, çağrıcı olmak. Aranız nasıl? Teknolojiyle aram iyidir, takip ederim. Edinebildiklerimi edinirim. Teknoloji güzelmiş. Gayet hayatını kolaylaştıran. Dijital reklamla yani. İlgili veya bu şu andaki sosyal medya reklamlarıyla ilgili durumunuz nasıl, düşünceniz nasıl? Nasıl bakıyorsunuz? Yani sonuçta sosyal medya birçok alanda insanlar kullanıyor. Hatta kontrollü kontrolsüz kullanıyorlar. Ama yatsınamazlar. Pazarlamada da hayatı yatsana. Sonuçta orada bir mecra var. O mecrayı kullanmak önemli. Biz internette kullanıyoruz, iyiyiz de. Yani mesela matbaacı olarak yazdığınızda Google'da ilk sırada çıkabiliyoruz şu anda. Sosyal medya tarafımızı biraz daha güçlendireceğiz. Biraz ona dönük yatırımlarımız olması lazım. Çünkü sektör oraya kayıyor. Tanıtım sektörü. Yani en azından biraz daha insanın hayatına dokunan şeyler, ticaret dışında. Teknoloji geleceği parlak olabildiğini takip etmek gerekiyor. Peki, özel veya özgü bir benim sormadığım bir sorumuzu cevaplamak veya kendiniz sorarak cevaplamak ister misiniz? Var mı böyle kafanızda aslında böyle bir soru sorulsa da ben böyle bir şey söylesem diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani sen yakından tanıdığın için beni sordum tabii onlarla ilgili ama şu anda çok öyle diyebileceğim bir soru yok işin açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bize zaman ayırdığınız için çok yoğunsunuz. Ben biliyorum yani dakikada telefonlarınızı çoğu zaman benim telefonlarıma bile cevap vermez. O konuda yoğunluğunuzu bilirim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlısınız diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Ettim, sağ olun.